Merhaba sevgili dostlarım, Zelişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün rulo pasta yapıyoruz. Ispanak mevsimiyken ıspanaklı rulo pasta yapacağız. Daha şık görünüyor ve daha lezzetli oluyor. Buyurun malzeme listemize geçelim. Ispanaklı rulo pastamız için ıspanaklarımı önceden bu şekilde püre haline getiriyorum. Nasıl yapıyorum? 3 yemek kaşığı ılık su koydum bir kaba, blenderımın geçebileceği ve 10-15 yaprak kadar ıspanağımı sadece yaprak kısımlarını yıkayıp attım içine ve doğrayıcımdan geçirdim. Küçük bir doğrayıcımdan 3 yemek kaşığı su ile yapıyoruz bu işlemi çünkü püre haline gelmesi için. Karıştırma kabıma 4 adet yumurtamı ekledim. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. 1 paket vanilyamızı da ekliyoruz. Ve iyice çırpıyoruz. Tamamen böyle bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Köpük köpük olana kadar 5 dakika çırptık. Şimdi bu şekilde bir kaseye aldım. Almam zor olacak diye. Şöyle sulu yerinden 2 yemek kaşığı dolusu ıspanaklı püremden alıyorum. Dediğim gibi 3 yemek kaşığı su ile hazırladım. 10-15 kadar yaprak vardı. Şöyle suyunu alalım. Bu kafi olacaktır. Kalanını başka bir şeye değerlendirebilirsiniz. Şimdi hafif tekrar çırpıyorum ve bardağı unumu ekliyorum ve yarım paket kabartma tozumu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Tekrar çırpıyoruz. Bu arada fırınımızı çalıştırdık. 180 derecede fan ayarında ısınıyor. Bu çok önemli. Isınmış fırında rulo pasta çok ince yaydığımız için çok çabuk pişiyor. Onun için önceden ısınmış fırında 10 dakika kafi olacaktır. Fırınımızı açmayı unutmayalım bu aşamada. Şimdi tekrar çırpıyorum ve artık kekimizi hazır hale getiriyoruz. Yağlı kağıt sili tepsimi aldım arkadaşlar. Tepsime yerleştirdim. Yağlı kağıdımın üzerine böyle çok hafif görünmeyecek şekilde bir çimdik un serpiyorum ve her yerine yayıyorum elimle. Bunu neden yapıyorum? Rulo pastanın yani kekim çok ince olacağı için tabana yağlı kağıda yapışmasın diye olabildiğince. Şimdi kek harcımızı hazırladığımız pandispanyamızı döküyoruz ve eşit bir şekilde yayıyoruz her yerine. Şimdi iyice düzgün bir şekilde yayıyoruz kekimizi, eşit bir şekilde kabarsın ve eşit bir şekilde pişsin diye incecik seriyoruz. Kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ne çok cıvık ne yoğun bir kek harcı bu şekilde oluyor. Şimdi kek harcımızı yaydıktan sonra
hazırlıklarını alıyorum. Ve tepsimi bu şekilde arkadaşlar 3-4 kez hem içindeki kabarcıklar çıksın, eşit şekilde kabarsın, hem de iyice yayılsın diye bu şekilde birkaç kez tezgahıma vuruyorum. Şimdi önceden ısıttığım fırına 180 derecede 10 dakika fırınlıyoruz. Ve kekimiz pişti. Dediğim gibi önceden ısınmış fırında çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Şimdi hemen tezgahı alıyorum. Tepsiyi kaldırıyorum. Ve bu şekilde hemen kekimi ram kağıdından çıkaracağım. Ve yanına başka bir yağlı kağıt daha alıyorum. Ve diğer yağlı kağıdım yardımıyla saracağım ılıkken ve nemli bir beze saracağım ki kırılmasın, dağılmasın diye. Kalmasını sağlayacağız ve bir kenara alıyoruz artık. Şimdi kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Kremamız için küçük bir tenceremi aldım yanıma. 2 su bardağı sütümü ilave ettim. Şimdi 2 adet yumurta sarısı ilave ediyorum. 1 çay bardağı yeni nesil çay bardaklarından toz şeker ilave ediyorum. 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta. Bunu bir güzel çırpacağım ve pişireceğim arkadaşlar. Sürekli karıştırarak pişireceğim. 2 paket vanilya ekleyeceğim ve 1 paket kapattıktan sonra sade krem şanti ekleyip tekrar çırpacağım. Şimdi bunu çırpıp pişirelim. Kremamızı iyice çırpıp ocağa aldık. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Kremamız göz göz olmaya başladı. Sürekli karıştırarak pişirdik. Şimdi altını kapatıyorum. Ve vanilyamı ekliyorum. 1 ya da 2 paket. Ben vanilya aromasını kremada çok sevdiğim için 2 paket ekliyorum. Portakal kabuğu, limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde 1 paket sade krem şantimi de ekliyorum. Bir karıştırıp tekrar çırpacağım. Ve iki sıcaklığı da çıkmış olacak. Artık pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Kremamızı iyice çırptık. Bakın bu şekilde çok güzel bir kıvamı var. Şimdi pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Kremamızı da yaptıktan sonra artık yapım aşamasına geçebiliriz. Kekimizi alıyoruz ve açıyoruz. Şunları alabiliriz. Üzerinde kabuk tutan kısımları. Şimdi kremamızı yayacağız. Önce biraz sütle ıslayacağız ve süsleyeceğiz. Pastamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Kekimizi aldık, açtık arkadaşlar. Şimdi birkaç kaşık sütle ıslayacağım.
çok fazla değil ama şöyle bir hafif, özellikle köşelerini hafif bir süt gezdiriyoruz. Kremamızı iyice karıştırdık ve ilk sıcaklığı çıktı. Kekimizin de ilk sıcaklığı çıktı. Ve pastamızı iyice soğutarak servis yapacağız. Rulo pastada ne kadar soğursa kekimiz, kremamız ve kesmeden önce, dilimlemeden önce de iyice soğutmak çok önemli. Ufak tefek kırılmalar olacaktır. O kadar önemli değil arkadaşlar. Evet. Her yerine gelecek şekilde ıslattık. Şimdi kremamızı dökebiliriz. Kremamızı da eşit şekilde yaydık. Şimdi bu şekilde şöyle göstereyim. Muzumuzu yerleştiriyoruz. Şöyle 1,5 muz yerleştiriyorum. Ve içine eğer elinizde varsa çilek kullanabilirsiniz. Buzluğunuzda varsa, çilek mevsimi değil ama ben bu şekilde çilekli kreplerim vardı. Süslemede kullandığım çilekli kreplerden birazcık serpiştireceğim. Şık görünmesi için. Hatta şöyle buzlarımızın altına doğru da koyalım. Bu şekilde aralardan kırmızı kırmızı çok şık görünecektir. Dediğim gibi dilediğiniz renkli meyveyi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi rulo pastamızı dikkatli bir şekilde sarmaya başlıyoruz. Sığacağı bir servis kabımıza alıyoruz ve bu şekilde dolaba kaldırıyoruz. İyice soğuduktan sonra süsleme aşamasına geçiyoruz.
Pastaların en güzeli ıspanaklı rulo pasta yaptık. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Yüzünüzü de korkutmayın. Rulo pasta yapmak çok zor gibi görünür ama aslında çok kolaydır. Sadece birkaç püf noktasına dikkat etmek şartı ile. Ben 1 saat kadar acelem olduğu için dondurucuda soğutup servis aşamasına geçtim. Dilerseniz 5-6 saat buzdolabında soğutup servis etmenizi öneririm. İyice soğuduktan sonra çok daha güzel dilimlenecektir ve süsleme aşaması daha kolay olacaktır. Aşama aşama gösterdiğimiz bu muhteşem rulo pastamızı deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.